Yorumbursa.com'dan herkese merhaba. Bu hafta Bursa'da neler yaşandı? Yıldırım'da meydana gelen heyelan, Bursa gündemini meşgul eden konulardan bir tanesiydi. Molla Arap Mahallesi'nde meydana gelen heyelan dolayısıyla asfaltlarda ve bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. Evlerinde çatlaklar oluşan aileler Bursa Valiliği ve Yıldırım Belediyesi'nce misafirhanelere ve yakınlarının yanlarına yönlendirildi. 80 ev tahliye edilirken bölgede incelemelerde bulunan Vali İzzettin Küçük bölgede çalışma başlatacaklarını ve evlerini boşaltan ailelere 1000 TL kira yardımında bulunacaklarını söyledi. Ve Bursa kamuoyunda uzun süredir tartışmalara neden olan DOSAP'ta kurulması planlanan termik santral projesinde flaş bir gelişme yaşandı. Gelişmeye ilişkin açıklamayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş resmi Twitter hesabından yaptı. Aktaş, DOSAP'ta kurulması planlanan termik santral projesinin iptal edildiğini yayınladı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçimler yapılacak mı? Yapılacaksa da ne zaman yapılacak? Uzun zamandır Bursa'da yanıtı aranan soru bu. Evet, sorunun yanıtını BTSO Başkanı İbrahim Burkay verdi. Seçimlerin yakında yapılacağını söyledi. Aynı zamanda Burkay 7 Şubat'ta 365 oda ve başkanlarıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştireceklerini ve seçim startını da vermiş olacaklarını söyledi. Başkan Burkay kendisinin aday olup olmayacağına ilişkinse biz doğal adayız, başkan aday olamaz mı dedi. Bursa'da FETÖ soruşturması kapsamındaki operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Halk Partisi üyesi İnanç Düzgün, Fethullahçı terör örgütüne üye olduğu ve Fethullahçı terör örgütüne finans desteği sağladığı gerekçesiyle tutuklandı. Bu arada İl Başkanı Hüseyin Akkuş konuya ilişkin şöyle bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi İnanç Düzgün'ün dava süreci sonuçlanıncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki üyeliğinin askıya alınması gerektiğini söyledi. Erbakan Vakfı İstişare Kurulu üyesi Orhan Altınöz son yolculuğuna uğurlandı. Altınöz, Hatay'daki kayınpederi ve kayınvalidesini ziyarete giderken rahatsızlanarak beyin kanaması geçirmişti. Ardından da kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Bursa Kestel'den bir haber geldi. İki kız kardeş trafik meselesi yüzünden darp edildi. Bu haber Bursa gündemini meşgul eden konuların başında geliyordu. Meydana gelen olayda evine aracıyla gitmekte olan Nurcan adlı Sezgin'e iki kişi trafik meselesi yüzünden laf attı. Bu arada kadın evine gitti ancak o iki kişi onu takip etti ve evinin önünde darp etmeye başladı. O sırada Nurcan adlı Sezgin'in kız kardeşi Filiz adlı evdeydi. Sesi duyar duymaz sokağa fırladı, ablasını kurtarmak istedi. Ancak iki kız kardeş o iki kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Bu arada darp edilen iki kadının Cumhuriyet Halk Partisi Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı'nın kız kardeşleri olduğu bildirildi. Ve Bursa'da Galatasaraylılar Derneği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Olayda emekli bekçi olan Ali isimli şahıs silahıyla birlikte derneği bastı. İki kişiye ateş etti. İki kişiden biri Aytaç Çalım hayatını kaybederken Erman Çalım'sa kolundan hafif şekilde yaralandı. Bursa Spor bu akşam saat 20'de Timsah Arena'da Beşiktaş'ı ağırlıyor. 5 maçtır kazanamayan Yeşil Beyazlı takımda mutlak galibiyet planlanıyor. Bu arada Bursa Spor'daki en büyük eksiklik ise Pablo Martin Bataja. Evet, Bursa'da bu hafta bunlar yaşandı. Gelişmelerle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.